Herkese selamlar. Yepyeni bir Doki Doki Literal Club bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son Sayuri ile dertleşmiştik. Onun depresif haline tanık olmuştuk. Neden böyle olduğunu anlamaya çalışmıştık. Hatta şöyle geçmişte sizlere kısa kısa göstereyim. Geriye doğru yavaş yavaş çıkıyorum. Böyle konuşmalar geçmişti. Hemen geri dönüyorum. Sayuri'ye veda edip evinden çıkıyorum. Geri dönerken yolda hala huzursuz hissettiğimi fark ediyorum. Neden hala öyle hissediyoruz acaba? Ama Yuri gelmek üzere olduğundan bu konuya kafa yormaya devam etmem zor. Aynen, bugün Yuri ile vakit geçirecektik. Sayuri haklı sanırım. Çok fazla endişelenmemeliyim. Yarın kesinlikle harika bir gün geçireceğiz de olsa. Beni bekleyen şeylere odaklanmalıyım. Bu arada 10 dakikalık bir bölüm olacak yine, bilginiz olsun. Çok uzun yapmamaya çalışıyorum çünkü sadece buradaki metinleri okuduğumuz için yani çok da olağan dışı böyle bizi heyecanlandıracak. Geçen bölüm güzeldi tabii ama o yine bir 6 dakika falan yapmıştık sanırım onu. O tarz bölümler gelmez ama 10 dakikada çok yukarısına çıkmayız. 20 dakika civarında büyük ihtimal çıkmayız. Yani ortalara gelene kadar bunu yapmayız diye düşünüyorum. Evime yaklaşırken bana bir anlığına panik hissettiren bir şey görüyorum. Yuri. Şükürler olsun diyor. Biraz erken geldin. Özür dilerim, evde değildim. Çok bekledin mi? Hayır, az önce geldim. Ama zili çaldığımda kimse cevap vermeyince çok telaşlandım. Bana mesaj atabilirdin. Bilseydim sana cevap yollar. Aceleyle eve gelirdim diyoruz. Sanırım haklısın diyor Yuri de. Nedense bunu düşünmedim. Bunu yapmak akla ilk gelen şey olmalı ama daha fazla üstlememeye karar veriyorum. Üsteleme zaten, niye üsteleyeceksin ki? Her neyse, hadi içeri geçelim. Bakıyorum da yanında pek çok şey getirmişsin. Doğru diyor Yuri. Peki sen almanı istediğim her şeyi alabildin mi? Evet, hemen hemen diyoruz. En azından yanlış bir şey almadım umuyorum. Son olmayacağına eminim. Umarım öyle olur. Yuri'yi odama götürüyorum. Yuri'nin ilk yaptığı şey merakla etrafa bakmak oluyor. Ki bu da beni geriyor. Çok temiz diyor. Gidiyoruz. Sen gelmeden önce temizledim. Çok düşüncelisin diyor. Şey ne demek? Senin odam dağınıkken ağlasam epey usanırdım diyoruz. Diyor. Yani temizlik yapmayı severim ben diyor. Sana odanı temizlemene seve seve yardım ederdim. İyiymiş. Bu çok daha utanç verici olurdu diyoruz. Dur oraya bakma. Yuri'nin çekmecelerimden birini açmak üzere olan bileğini tutuyorum. Şey diyor Yuri. Özür dilerim. Nedense düşüncesizlik ettim. Dalmışım diyor. Sorun değil, sorun değil diyorum. Uzatmamaya çalışıyorum. Yuri'nin bileğini bırakıyorum. Yuri iki elini de bir yere kaçmamaları istermişçesine dizlerinin önünde buluşturuyor. Başlasak mı artık? Tabii diyor Yuri de. Yardım edebileceğim birkaç şey planladım. Dekorasyonlar ve ortam iyileştirmeleri. Ortam iyileştirmeleri mi? Yani ışıklandırmalar. Aromaterapi mumları da ne oluyor lan? Vay be, işleri bu kadar ileri götürmeyi planladığını bilmiyordum. Elbette diyor Yuri, konuklarımızı uzay bir yere götürmeye yardımcı olmak istiyorum. Gerçi birçoğu meraktan uğrayacaktır ve cupcake'ler için belki. İnsanlara vazgeçemeyecekleri bir tecrübe yaşatmaya kararlıyım, vay be. Bu harika, kesinlikle. Ne kadar ciddi biri olduğunu unutuyorum bazen. Ciddi mi? Bence bu durum en iyi böyle ifade edilir diyoruz. Bu kötü bir şey mi? Hayır, hiç de bile. Bu sevdiğim özelliklerinden hatta. Öyle mi diyor? Rahatladım. Biraz da sevindim diyor. Evet, o kadar gergin olmana gerek yok. Biraz gevşeyebilirsin. Gevşemek? Gevşemek için birkaç şey getirmiştim. Şiir etkinliği için kullanacaktım onları. Hadi ya, ne gibi? Bakayım. Yuri çantasını karıştırıyor. İçinden birkaç adet mum ve silindirik ahşap bir nesne çıkarıyor. Buraya gelirken biraz alışveriş yapmıştım da, o yüzden çantamda bunlar da var. Pencereyi siyah kalata kaplayıp, odayı mumlarla aydınlatmayı düşünüyordum. Bence bu inanılmaz olurdu, sence de öyle olmaz mıydı? Evet, harika olurdu diye cevap veriyoruz. O ahşap şeydi peki? Bu mu? Bu esanslar için bir koku yayıcı. Aromaterapi ile aran nasıl? Hiç aram yoktur. Demek öyle, bu olumlu bir atmosfer oluşturmak için en sevdiğim yöntemlerden biridir. Seçtiği esanslara veya bitkilere göre bulunduğun yerin havasını değiştirebilirsin. Hatta havanın vücuduna nüfuz ettiğini bile hissedebilirsin. Sakinleşme, pozitif enerji, romantizm, derin düşünme. Neredeyse büyü gibi. Yuri sindir alıp en altındaki düğmeye basıyor.
kısa süre içinde silindirin üstündeki küçük delikten ince bir buhar hizmesi yayılmaya başlıyor. Vay canına, harika kokuyor. Hangi esansı seçtin? Bu Yasemin esansı. Hafif tatlı ve çiçeğimsi kokuyor değil mi? Evet, güzel tanımladın. Etkinlik için Yasemin'i tercih ettim çünkü gelişimi hissinden daha fazlasını sunuyor. Yasemin duygularını harekete geçirir ve onların vücudunda dolaşmanı hissetmeni sağlar. İçin kıpır kıpır olur ve kalp atışın daha da hızlanır. Sence de şiirlerimizi bağışlayacağımız an için mükemmel olmaz mı bu? Kulağa uygun geliyor kesinlikle. Ama bu konuda epey bilgili görmüyorsun. O yüzden sen ne dersen kabulüm. Yuri zarif bir şekilde gülümsüyor. Eğlendiği yüzünden okunuyor. Tekrar çantasını uzanıp içinden birkaç makara ince kurdele çıkarıyor. Bunlar ne için? Şey. Almanı istediğim origami kağıdını aldın mı? Evet, şuraya koydum. Kağıdı origami yapmak için kullanmayacağız. Yapmak istediğim şey her kağıda farklı bir kelime almak. Yaklaşık 100 tanesi ihtiyacımız olacak. Hadi ya. Bunlar ne için kullanılacak peki? Kurdeli parçaları kesip parçaları sınıfın girişine asacağım. Vay, ardından kağıtları kurdelilere tutturarak giriş için bir perde hazırlamış olacağız. Bu güzel olmaz mıydı? Bu aynı zamanda odanın yanından geçenlerin de dikkatini çeker. Merak edip içeri girenler olacaktır. Bu gerçekten yaratıcı fikir. Bu konuda bu kadar iyi olabileceğini hiç düşünmemiştim Yuri. Öyle mi? Yani sanırım biraz ciddileşebiliyorum senin deyiminle. Yuri yanakları kızarmış bir şekilde kıkırıyor, sandın mı? Bana mı öyle geliyor yoksa Yuri ikimiz baş başayken daha mı rahat? Veya belki de sevdiği bir şey paylaşmanın verdiği heyecanın etkisidir bu. Şu tahta kalemini al Yeager. İstediğin karakteri yazabilirsin. Kurdeleleri kesmeyi bitirdikten sonra sana yardım ederim. Aa tamam. İkimiz de yere oturup işe koyuyoruz. Her bir kağıda farklı bir karakter çiziyor. Kötü el yazıma rağmen olabildiğince iyi yazmaya çalışıyorum. Yuri kırmızı kurdele makarasından istediği uzunlukta bir parça bildiriyor. Ardından bir kez daha çantasına elini sokuyor ve içinden bir cep bıçağı çıkarıyor. Bıçağın tuhaf bir güzelliği var. Bıçağın gümüş kabzasında birbirine geçmiş dalgaların olduğu bir desen işlenmiş. Bıçağın yüzeyi hafif mavi tonda. Bu öyle sıradan bir cep bıçağı değil. Epey şık duruyor diyoruz. Şey. Utan Yuri kafasını çeviriyor. Niye utandın? Ne oldu? Garip olduğunu düşüneceksin. Yuri, seni yargılamak için hiçbir sebebim yok. Herkesin zevkleri farklı ne de olsa. Garip olmayacağını söz verirsen, söz veriyorum diyorum. Pekala diyor. Yuri diyor ki, doğrusu bıçaklara ilgim var. Onlar çok güzeller. Yani, olabilir, bunu niye yargılayalım ki? Elimde değil. Nasıl açıklarını bilmiyorum. El işçiliği ve tehlikesinin birleşimi belki. Ha ne diyorum ben? Lütfen bu yüzden tuhaf olduğumu düşünme. Gülüyoruz. Bana gülüyorsun. Hayır, sana gülmüyorum. Bunları paylaşırken bu kadar gerginleşmen çok komikti. Bu şey, ilginç bir ilgi alanı sanırım. Ama bence sana yakışıyor. Bana yakışıyor mu? Evet, enteresan bir ilgi alanı. Gidiyoruz tekrardan. Ayrıca itiraf etmeliyim ki o bıçak bir hayli havalı duruyor. Gerçekten öyle değil mi? Yuri bir kez daha sakin bir yüz ifadesiyle bakıyor. Tutmak ister misin? Olur, bir bakayım. Yuri bıçağı kabzası bana dönük bir şekilde dikkatlice uzatıyor. Bıçağı elime alıyorum ve döndürüyorum. Oldukça ağır ve sağlam bir bıçak. Böyle bir bıçak nereden alınabilir ki? Keskinliği merak ettiğimden işaret parmağımı bıçağın ucuna dokunduruyorum. Uff, Yeager, neden yaptın bunu? Bu kadar kesik olmasını beklemiyordum. Parmağımızı mı kestik lan biz? Ucuna çok az dokunmuştum oysa ki. Oğlum, bu benim suçum. Seni uyarmalıydım. Bu bıçak son derece keskin. İnsan cildini kalıp gibi kesebilir. Eyvah. Parmağımın kenarında aşağı küçük bir damla kan akıyor. Bravo oğlum. Bravo. Ne diyeyim ben sana? Fazla merak iyi değildir. Dememişler mi sana hiç? Demediler mi? Büyüklerin demiyor mu oğlum sana bunu? Yuri elimi tutup yarama yakından bakıyor. Aa, gözleri yarım üstünde ve tıraşlandı apaçık ortada. Midem bulandıysa hemen yıkayım. Ah, Yuri ansızın parmağımı ağzına sokuyor ve yarayı yalıyor. Ne yapıyorsun lan? Dilinin parmağımın etrafını dolaştığını hissediyorum. Oğlum bir bant, yara bandı falan yok mu? Bu ne işe yarayacak? Ne yaptın yani şimdi, onu anlayamadım. Ürküp içgüdüsü olarak elimi çekiyorum. Lütfen affet beni. Ne yaptın lan? Düşünmeden yaptın. Neden yaptın? Ben, yüzü kıpkırmızı olan Yuri başına yere eğiyor. Yuri, bu hayatımda yaptığım en utanç verici şey bu kesin. Ben buna inanırım. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Harbiden anlayamadım lan neden böyle yaptığını. Özür dilerim. Tamam, özür deme de. Evet, tuhaf bir şeydi ve şaşırdım. Kesinlikle tuhaftı. Ama yardım etmeye çalışıyor değil mi? Yara bandı bulabilirdi bir yerden. Yok mu yara bandı?
Yuri bence aşırı tepki veriyorsun. Oo. Yuri başını kaldırmıyor. Ya gün boyunca bunun etkisinden çıkamazsa? Pekala bak şimdi. Bu aptalca bir şey olabilir ama yine de yapıyorum. Karşında ben de gidip Yuri'nin işaret parmağını yalıyorum. Eyvah Jaeger. Bunu yaptın mı cidden? Yaptık. Şimdi eşitlendik. Yuri bana yanlış bir şey yapmışım gibi bakıyor. Gülüyoruz. Bunun kötü bir fikir olduğunu biliyordun. Yasemin sansının tahta araması olmasaydı eğer ortam epey gergin olurdu. Bayağı bir gerginleşti. Çok tuhafsın Jaeger. Teşekkürler. Yuri utangaç bir şekilde kıkırdıyor. Seni rahatsız hissetmek için yaptık bunu aslında. Yani tuhaf ama yapıyoruz abi. Pekala bu bölüm böyle olsun. Yani çok fazla uzun yapmak istemiyorum çünkü yani genel dönüşleri çok bilmiyorum. Sizlerden gelen tepkileri bilemediğimden, seviyor musunuz, sevmiyor musunuz tarzında bir şey fikrim olmadığından bu şekilde ilerliyorum diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.